hep söyledik ama bu süreçte çok daha somut ve yakıcı bir talep olarak asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadar tutarı tümüyle vergi ve kesintilerden muaf olmalıdır ve net olarak ödenmelidir. Asgari ücretten vergi alınmaması ve başta SGK kesintisi olmak üzere kesinti yükünün hazineden karşılanması demek, bütün ücretlerde bugünkü rakamlarla 750 lira kadar bir artış demektir. Ve bunun yapılması için bir karar, meclisin alacağı bir karar yeterli olacaktır. İkincisi değerli arkadaşlar, dünyanın en adaletsiz vergi sistemlerinden birisi Türkiye'de. Başta gelirimizden olmak üzere çok ağır bir vergi yükü altındayız. Deyim yerindeyse dilim dilim soyuluyoruz. O nedenle asgari ücret sonrası ilk vergi dilimine uygulanan tarife oranının %20'den %10'a düşürülmesini ve bu vergi dilimlerinin hesaplanmasında milli gelir artışının mutlaka dikkate alınması gerektiğini söylüyoruz. Vergi dilimleri sürekli son derece düşük belirlendiği için açlık sınırının altındaki asgari ücretliler bile daha yılın ortalarında vergi dilimi nedeniyle gelirini kaybediyor. Yılın başında aldığımız ücretle son aylarında aldığımız ücret arasında büyük farklar oluşuyor. Ve emekliler, bu ülkeyi yöneten siyasi iktidarın sözcüsü Cumhurbaşkanı pandemi sürecinin başında en düşük emekli maaşını 1500 lira yapıyoruz dedi övünerek. Aslında bu açıklama bir siyasi iktidar açısından, bu ülkenin Cumhurbaşkanı açısından övünülmesi değil, utanılması gereken bir itiraftır. Bu ülkenin emeklisinin nasıl bir yaşam koşuluna mahkum ettiğini gösteren bir göstergedir. O nedenle biz en düşük emekli maaşının en az asgari ücret düzeyine çıkartılması gerektiğini söylüyoruz. Adalet gelirde, adalet vergide, adalet. Bir yandan vergi dilimleriyle ödediğimiz, daha ücretimizi elimize almadan ödediğimiz gelir vergisi, diğer taraftan da iğneden ipliğe her şeyde ödediğimiz dolaylı vergiler. O nedenle evimize her ay giren 4 faturada elektrik, su, doğalgaz ve iletişimde bütün vergilerin ve kesintilerin buralarda muaf olması gerektiğini söylüyoruz. Evimize gelen 4 faturanın elektrik, su, doğalgaz ve iletişim faturalarında vergi ve kesintilerin olmaması hane gelirlerinde en azından bir nefes aldıracaktır. Ve değerli arkadaşlar, bizlerin, bütün dar gelirlilerin en önemli gider kalemi olan gıda harcamaları. Öncelikle karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Açlık sınırının altındaki ücretlerle karnımızı doyurmaya çalıştığımız bu süreçte temel gıda maddelerinde KDV'nin sıfırlanması gerektiğini söylüyoruz. Pembe tablolar çizmeyi alışkanlık haline getiren siyasi iktidarı buradan, İstanbul'dan, DİSK Genel Merkezi önünden, DİSK'in Türkiye'nin 4 bir tarafındaki bütün üyeleri olarak, bütün DİSK örgütü olarak uyarıyoruz. Bu ülke, bu halk, bizler bunu hak etmiyoruz. Hepimiz çalışıyoruz, üretiyoruz ve hakkımız olanı istiyoruz. 2022 bütçesi ve asgari ücreti belirlenirken geçinemiyoruz diye haykıran halkın ekmeği için somut adımlar atmaya çağırıyoruz siyasi iktidarı. Patronlara değil, emekçiye bütçe. Şimdi Türkiye'de tek başına vergi ve gelirde adaletsizlik yoktur. İnsan haklarında, demokraside, kadın haklarında, sınıfın mücadelesinde bir dizi bir adaletsizlik var. Tabii bu zincirin birbirine bağlı halkası gibi. Peş peşe de devam eden bu adaletsizlik Türkiye'de hem ekonomik kriz yarattı, yanı sıra siyasi kriz de yarattı. Bunun da faturasını ne yazık ki işte işçiler, yoksullar, işsizler, kadınlar, çocuklar omuzluyor ve çekiyor, diyetini ödüyor. Bugünkü adaletsizlik bunun bir sonucudur. Yani tek adam rejimi, sermaye sınıfının korunması, işçiden yüksek gelir, vergi alınıp
müteahhitlere aktarılması, bu faturayı bugün yaşıyoruz. Bu faturaya karşı da gerçekten işçilerin, emekçilerin örgütlenmesi gerekiyor. Türkiye'de giden yanlış bir politika, ırkçılık, ayrımcılık, siyaset dili üzerine kurulu olan bir bölücülük yaşanıyor. Yani hani derler ya, şu bölücüdür, bu bölücüdür. Esas Türkiye'yi yönetenler bölücülük yapıyor. Bu bölücülüğü yaparken emekçilere, yoksullara daha derin bir yoksulluk sunarken kendileri ise iktidarını pekiştirmeye çalışıyor. Bu bugünkü politika değil. 12 Eylül'den beri ortaya atılan ve bugüne kadar devam eden bir siyaset ve bir politikanın bir ürünüdür. Ve bu vergi adaletsizliğini ortadan kaldırıp derin bir nefes almamız gerekiyor. Onurlu bir yaşama ihtiyacımız var. Emekçilerin, emekçilerin, çocukların, hepimizin geleceği için onurlu bir yaşama ihtiyaç var. Bu onurlu yaşam için de hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Başka da bir çaremiz yoktur diyorum.